30 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği 32. NATO zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından kameraların karşısındaydı. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakatı diplomatik zafer olarak nitelendirdi. İsveç'in 73 teröristi Türkiye'ye iade edeceğinin sözünü verdiğini de açıkladı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıraya Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakatı diplomatik zafer olarak nitelendirdi. Asıl olan uygulama diyerek İsveç ve Finlandiya'yı bir kez daha uyardı. İmzalanan mutabakat muhtırasını Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak görüyorum. Elbette bu bir başlangıçtır, bir davettir. Asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir. 30 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği 32. NATO zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından kameraların karşısına geçti, çarpıcı mesajlar verdi. Masumların canları ve kanları üzerinden ikbal devşirmeye çalışan cinayet şebekeleri hepimizin ortak düşmanı. Bugün bize karşı kullanılan silahların yarın başka müttefiklerimize karşı kullanılmayacağının hiçbir garantisi yoktur. Konuşmasının önemli bir bölümünü Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakata ayırdı. 10 maddeden oluşan ortak metnin detaylarını anlattı. İsveç'in verilmiş olan sözü şudur: 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşen görevleri onlar yerine getirmeleri lazım. Ama bunlar eğer yerine getirilmezse bunun tabii parlamentomuza gönderilmesi de söz konusu değil. Biliyorsunuz Makedonya ne kadar zamanda NATO'ya girebildi? 20 yılda NATO'ya girebildi. Bu iş öyle süreci çok çabuk işleyen ben istedim oldu süreci değildir. Erdoğan muhalefetin mutabakata yönelik taviz verildi eleştirilerine tepki gösterdi. Muhalefetin hiçbir zaman iktidara şu siyah değil mi beyaz der. Beyazsa siyahtır. Olması gerekeni söylemez. Türkiye muhalefeti böyledir. İsveç'teki terörist yanlıları, terör yanlıları ciddi manada şu anda çılgındalar. Ama ne yazık ki bizim iç muhalefet bu işlerden pek memnun değil. Ve ABD ile yaşanan F-16 krizine de değindi. Parlamentolar sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. İnanıyorum ki Sayın Biden'ın bu konudaki samimi gayretleri ciddi bir destek bulacaktır. Onun için de gecikmeden hemen bir heyeti ayrıca Amerika'ya göndereceğim.